Bir parçacık x'ye düzlemi üzerinde öyle bir ilerliyor ki, t büyük eşittir 0 olduğu her an konum vektörü bu ifadeye eşit oluyor. Parantez içinde konum vektörümüzün x ve y bileşenleri verilmiş. Her iki bileşende zamanın bir fonksiyonu ve bizden t eşittir 3 olduğu zaman parçacığın ivme vektörünü bulmamız istenmiş. Şimdi ilk olarak konum vektörümüzü yazmaya çalışalım. Zamanın bir fonksiyonu olacak ve aynı zamanda bir vektörü ifade edecek. Soruda bize konum vektörü bileşenlerinin ne olduğunu söylemişler. X bileşeni eksi 3 t küp artı 4t kare ve y bileşeni ise t küp artı 2 oluyormuş. Sıfıra büyük ya da ona eşit herhangi bir zaman anında baktığımızda zamanın değerini konum vektörüne yazarsak o zamana ait konumun x ve y bileşenlerini elde edebiliyoruz. Vektör gösterimini istersek bu şekilde yapabiliriz ama bunun dışında bir yol daha var. Buna genelde mühendislik notasyonu ya da birim vektör notasyonu pozisyonu da deniyor. Şöyle ki parantez içinde eksi 3 teküp artı 4t kare çarpı yatay eksendeki birim vektör ki bunu i ile gösteriyoruz artı parantez içinde t küp artı 2 çarpı düşey eksendeki birim vektör ki bunu da j veya j artık ne, ne denirse çok önemli değil ile gösteriyoruz. Evet böyle ifade edebiliyoruz. Her ikisi de bize temelde aynı şeyi anlatıyor. Soldaki gösterimde x ve y bileşenleri var. Sağdaki gösterimde ise yatayda daki bileşen ve düşeydeki bileşen yani y bileşeni var. Buradaki önemli nokta şu, eğer konum vektörünü biliyorsak hız vektörünü konum vektörünün türevini alarak elde edebiliriz. Dolayısıyla vt eşittir r üssü t evet bu vektöre eşit olacak. O da eşittir. Burada yalnızca bileşenlerin türevlerini almamız gerekecek o kadar ilk olarak x bileşeninin zamana göre türevini alacağız. Burada kuvvet kuralından faydalanmalıyız öyle değil mi? 3 çarpı eksi 3'ten eksi 9 t kare artı 2 çarpı 4'ten de 8 t. Ve y bileşeninde zamana göre türevini alırsak t küpün zamana göre türevi 3 t kare olacak ve 2'nin türevi de 0 olacak. Bunu şöyle tam ortaya alayım. Evet şimdi oldu 3 t kare. Şimdi ivme vektörünü bulmak istiyorsak ya da zaman türünden ivmeyi veren vektör fonksiyonunu bulmak için diyeyim, hız vektörünün zamana göre türevini almamız gerekiyor. Bu da eşittir. Kendime burada şöyle biraz yer açayım. Evet, x bileşenini bulmak için az önce elde ettiğimiz x bileşeninin türevini alacağız. Bunu yeşille yazayım. Şimdi bakalım 2 çarpı eksi 9'dan eksi 18'te a Artı 8. 8 t'nin t'ye göre türevi 8 öyle değil mi? Ardından burada turuncu ile gördüğümüz y bileşeninin de türevini alacağız. 2 çarpı 3'ten 6 t. Burada yalnızca kuvvet kuralını kullandık. Sonuç olarak ivme vektörünü elde etmek için konum vektörünün aslında 2 defa zamana göre türevini aldık. Şimdi ise ivme vektörünün t eşittir 3 olduğu zaman bileşenlerinin alacağı değerleri bulmamız gerekiyor. O zaman t eşittir 3'teki ivme vektörümüz eşittir. x bileşeni eksi 18 çarpı 3 artı 8 olacak. Virgül y bileşeni ise 6 çarpı 3 olacak. Son olarak bu işlemleri de yapalım ve sayısal değerlere ulaşalım. Eksi 18 çarpı 3 eksi 54 eder değil mi? Eksi 54. 4 artı 8 de bize eksi 46'yı verir. 6 kere 3 de zaten 18. Bakalım doğru bir şekilde çarpma yapmış mıyım? Sanki biraz kafam karıştı az önce. Burası eksi 54 artı 8. Eksi 54 artı 4 eksi 50 eder. 1 4 daha eklersek eksi 46. Evet doğru yapmışız. T eşittir 3 olduğu andaki ivme vektörümüz eksi 46 virgül 18'miş.